Merhaba güzel insanlar. Ben Aykut Dözen, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birazcık sohbet adına bir video yapacağız. Matematik hakkında konuşacağız. Ben matematik tutorialları size vermeyeceğim. Bu durumda bir insan değilim yani. Bu bilgi ve beceriye sahip değilim pek. Kendi işimi görecek kadar yapabiliyorum. Çoğu insan zaten bu seviyede değil. Sadece özgüvenleriyle götürüyorlar işi. Benim de yaptığım gibi. Zaten özgüven sayesinde bu kanal bugünkü 8 milyon 200 bin abonesine geldi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bana şu soru hep geliyor. Abi matematiği nasıl hallettin? Biz nasıl yapacağız? Matematik, matematik nasıl? Bir de şey geliyor. Amerika'ya nasıl geleceğim falan da onlar öbür konular. Gelmeyin oğlum. Kanada daha güzel. Almanya belki. Bu sefer içinde gerçekten kahve var. Yalan yok söylemiyorum valla. Şaka yok. Acaba kahve var mı? Videonun sonunda açıklayacağım bunun içinde kahve var mı yok mu? Ali abi matematiği nasıldı lisede? Lise hayatına bir başlayayım. Lise matematik üzerine özellikle. Matematiğim gerçekten kötüydü. Benim matematiğim çarpım tablosu çıktığından beri kötüydü açıkçası. Ben çarpım tablosunu ezberleyemedim pek. Yani bir ilkokul 5'te hala tam bilmiyordum. 5. sınıfta biraz dayakla rahmetli bir öğretmenim vardı İlkay Hoca. Dayakla öğretmişti. Çok da iyi bir öğretim yöntemi gerçekten. Yani uf cetvel işte pergel samuray kılıcı dayakla öğretmişti. Çarpım ben o zamana kadar hep toplayarak yapıyordum. Mesela işte 6 kere 6 İşte iki tane 6'yı koyuyordum. Sonra bir daha koyuyordum. Bir daha koyuyordum. 36'ya çıkıyordum. Yani bunu hızlı da yapıyordum aslında. Alıştırmıştım kendimi de. Ya ne bileyim 7 kere 8. Bak hala bir düşündürüyor. 8 artı. 7 artı 7 14. 14 kere 4 56. 56. Çarpım tablosuna gıcık kaptım. Çünkü ezberlemek vardı işin içinde. Annem kızardı. Babam şey yap. Babam çok kızmazdı ama annem biraz daha böyle şeydi. Yapacaksın, yaparsın, zekisin. Oy. Çarpım tablosunu güç bela ezberledim. 6. sınıfta harfli ifadeler başladı. Birdenbire sayılar gitti. Yerine harfler geldi. Biraz soyutlaştı iş yani. Önceden elma melma sayıyorduk falan filan. Harfli ifade. Ulan anlamadım harfli ifadeler. Yani zorlandık tabii. 9. sınıfın başında da fonksiyonlar başladı. İyice soyutlaştı iş. Fonksiyon nedir? Ya fonksiyon deyince benim aklıma şey geliyor. Hani basıyorsun çalışıyor. Çeviriyorsun dönüyor. Bir şeyin fonksiyonu değil mi? Aa hakikaten ha. Belki de bu yüzden hiç bağlayamadım kafamda. Çünkü bunun tanımı tam yapılmadı. Fonksiyon nedir? Bir yerden bir yere map eden bir küme. Yani x'ler var, y'ler var. Fonksiyonda arada bir şeydir. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ne demek oğlum şimdi? Ne demek burada? Yani köprü mü bu? Ne bu? Yol mu? Ne bu? Fonksiyon deyince benim aklıma ne geliyor? Bunun fonksiyonu nedir? Basarsın çalışır. Bu. Kol. Fonksiyonu. Basıyorsun gol atıyor. Yani fonksiyonlar girdi. Benim kafa basmıyor tabii. Güç bela geçtim. Matematiği ilk ortaokulda sanırım 3 ile 4 ile hep geçtim. Yani hiç 5 olacak seviyeye gelmedi. 9. sınıfta da başladı zorlanmaya iş. 9. sınıfta zaten biraz daha işler ciddiye geldi. Çünkü kalma falan vardı lisede daha çok. Ve kalan insanlar da vardı gerçekten. Şimdi 9. sınıfta fonksiyonlar. Bir geometri geldi sağ olsun. O biraz rahatlattı. Ben resim konusunda hep iyi olmuşumdur. Geometriyi böyle doğal bir şekilde yapardım. Böyle sınıfın bir grubu vardı. Böyle kızlar genelde herhalde. Böyle genelleyeceğim şimdi isterseniz linç edin. Görsel çünkü olarak biraz farklılar. Sınıfın bir grubu geometride çok zorlanırdı. Ben böyle çalışmadan takır takır geçerdim. Oradan bir dikme indir. Oradan çaprazını al. Oradan kosinüsünü. Ha trigonometri zorladı bak gene. Trigonometri çünkü gene birden fazla bir süre ezber gerektiren bir şeydi. Kosinüsler, sinüsler onların anlamları. Şimdi burada bir anlam muhabbeti var. Ona gireceğim. 10. sınıf limit, türev, müre başladı. İyice şey abstract oldu bu iş. İyice soyut oldu. Limit ne? Neyin limiti? Limit deyince aklıma benim banka kartı limiti geliyor. Hani bir yerden sonra alamıyorsun daha. Eniştem sağ olsun anlatmıştı işte. İki kişi birbirine birbirinin yarısı kadar yaklaşıyor ve hiç buluşamıyorlar. Hani orada bir limit var falan. Ananı! Sonra bu fonksiyonların grafiklerini çiziyoruz. Anlamıyorum ben ama seviniyorum böyle. Bazen hani bir eğim var onu buluyorsun. Ondan sonra çiziyorsun böyle bir şey çıkıyor mesela parabol böyle yukarı doğru esprileri var ya onun anladınız ben yapmayacağım. Ben daha kaliteli espriler. 10. sınıf sanırım türevle tanıştığımız sınıf. İyice soyut oldu türev. Sen grafiği çizdin bir de bunun türevini al. Niye alıyoruz? Kimse bilmiyor. Hocaya soruyorsun. Biliyor da söylemiyor sanırım. Şimdi şöyle bir şey var. Lisede bir yarışa girmek durumundasın. Tabii ortaokulda da öyle. Hani lise giriş sınavı için ama lisede daha ağır çünkü hayatını hakikaten belirliyorsun. O yarış için aşırı fazla konu veriliyor sana. Senin bir erken yaşta bir dal seçmen gerekiyor. Seçmekte zorlanıyorsun. Korkup istemediğin şeyleri seçiyorsun genelde. Hani sayısalcı olacakken. Sözel seçen var sırf matematik sevmediği için. Şöyle 3'e 2 oluyor değil mi güzel? Ha tamam. Bardağı da şöyle 2'ye doğru koyayım hatta. Ne diyorduk? Neyse lisede işte 11. sınıfta türev, integral falan bir girdi hayatımıza. Ben nasıldım biliyor musunuz? Hani zekama çalışmıyor derlerdi ya. Ben ne zekiydim ne çalış. Yok öyle demeyeyim. Ben iyiydim bayağı. Gitarlar çalıyordum. Hayvan gibi Jason Becker soloları. İşte resimler çiziyordum. Oyun programlıyordum yanında. Game Maker indirmişim. 3 boyutlu oyun şeyine geçiyorum. Daha o zaman dokümantasyonu falan bile yok. Abimle böyle kurcalayıp isteyince yapıyorsun. Görüyor musun? Matematiğim benim birdi.
10. sınıf Bursa'ya taşınmıştık. 9. sınıf ben Samsun Canikan'da oldaydım. Anıl'la hatta. Anıl ne haber yavrum? Anıl'la sınıfta yan yana oturuyorduk zaten. Matematik ben güç bela 2 ile ya da 3 ile geçtim, hatırlamıyorum bile. Bir Ömer Hoca vardı, çok komik anlatırdı sağ olsun. Böyle kırmızı yüzü tatlı bir abiydi. 10. sınıfta Bursa'ya geldim. Zaten çocuk abi, lisede okul değiştirtmeyin çocuğa. Tam kendimi tanıyacağım. Samsun'da böyle yeni kızlara yazıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir ortam oluşturuyorum, grup kurmuşum, gitar çalacağım, kendimi göstereceğim. Anıl'la işte hareketler bilmem neler. Tak, şehir değiştirdik. Başta gene sıfırdan. Neyse iyi oldu çünkü 9. sınıfta yaptığım hataları 10. sınıfta yapmama şansına eriştim. O hatalardan da sonra başka videoda bahsederiz. Hakikaten konumuzla alakası yok. 10. sınıfa geldim. Başladım. 3-5 arkadaş. Sosyalim çok şükür. Müzik falan yapıyorum. Gitarı gösterdim. Zaten oradan bir kitle geldi. Yeni yeni kızlara yazmalar, bilmem ne, bir ortam oluşturmalar. Okullarda gitar getirip götürmeler. Kantinden hangi tostu nasıl alacağını anlamalar. 10. sınıf bir kimyacı vardı, Allahsız. Ben zaten Allah'la ilk aram o ara bozuldu. Gıcık bir kadın açıkçası. Yani izliyorsan bu videoyu kusura bakma, yapacak zaten herhalde içeri mi aldılar, ne oldu FETÖ'den. Büyük ihtimalle evinde mutsuz olup da o mutsuzluğu okula getiren böyle bir tipti. Zaten neyse. Kimyacı bana sıfır vermişti. Tamam mı? Hayatımın ilk en kötü notu oydu. Matematiğim de 1 ve 2 arasına gidip geliyordu sürekli. Sıfır olma ihtimali vardı. Fiziğim 1 ve 2 arasındaydı. Yani sayısal derslerim tamamı kötüydü. Ha bir de şu var. Annem bana zorla sayısalı seçtirmişti. Çünkü bana kalsa ben TM'ci olayım. Anne benim kafamı basmıyor. Ne olur yaptırma falan. Yaparsın sen. Öyle yaparsın. Sen tembelsin. Çalışınca yaparsın. Anne teşekkür ediyorum. İyi ki öyle demişsin. Babam da sağ olsun çok destek oldu. Babam bu arada benim daha full sözelcidir. Fransızca Anabilim Dalı Başkanıydı 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Okur, yazar, çizer böyle falan. Annem de sözelciydi aslında. Herhalde belki mühendis olsun öyle istediler. Ben sayısala girdim lanet ede de 10. sınıfta. Matematik 25'ten 1 geldi 10. sınıfta, tamam mı? Ulan bir sevindik. Gökhan vardı benim en iyi arkadaşlarımdan. Bir sevindik. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir, hoca böyle dönem sonunda açıklıyordu notları. Bir şu demek. Ortalamaya katılıyor en azından. Çünkü bir çarpı sayı eşittir sayı. Sıfır çarpı sayı eşittir sıfır. Yani bir geldi, biz ortalamadan sınıfa geçiyorduk. Yazın sınava girme hakkımız, hani biraz daha kurtarabiliyorduk durumu. Bir geldi diye ben çok sevmiştim. 11. sınıf gene leş. Matematik ya 2 ya 3 gelmedi. 2 geldi, 2 ile geçtim. Anlamıyorum oğlum. Hoca anlatıyor, kafam basmıyor. Tahtaya bakıyorum, bir şey ifade etmiyor. Ezberleyerek güç bela o 2'leri 3'leri alıyorum. Kopya hiç çekmedim sanırım. Çekmedim yani, hiç niyetim yoktu. Belki istemeden Almanca da çok yapıyorum. Hocaya soruyorsun, vakit yok. Dershaneye gidiyorsun, dershanede bir iki hoca vardı. İllegal yollar gösteriyordu. Sana böyle konuyu sevdiriyordu ve güzel oluyordu. Zaten ÖSS'de de bir şey yapabildiysem o da o hoca sayesindedir. Çok fazla konu var. Vakit yok. Kafa basmıyor. Bir de şu var. Şimdi ben kaç? 14-15 yaşındayım o ara. Hayatı ölümü hiç düşünmemişim. Gencim, güçlüyüm, hormonluyum, hızlıyım. Aklıma tek gelen şey bu soloyu daha iyi çalayım. Üst katta kız arkadaşım vardı, teneffüslerde onu göreyim. Akşam eve gidince Emrelerle buluşayım. Stüdyo var bu hafta sonu, onu hazırlanayım. Abimle oyun yapalım. Nadir'le Örümcek Adam izleyelim. Matematiğe vakit kalmıyor. Şimdi buradan da nasıl toparladığıma geleceğim. ÖSS'ye girdim. Rezil. Matematik netleri düşük. Yani kötüydü kısacası. Amerika'ya geldim üniversiteye. Burada matematik biraz daha kolay geldi. Neden? Çünkü bir baktım millet üniversiteye başlamış, hesap makinesiyle yaptığı işlem ne biliyor musunuz? 6 çarpı 3. 30 çarpı 20. Lan onun ilk sıfırları yanına koy işte. 3 ile 2'yi çarp yaz oraya. Ne bileyim ya da 8 kere 20. Hani 8 ile 2'yi çarp yani, hani böyle hiçbir şey yok adamlarda neredeyse. Hani hesap olarak, ama makine de iyi kullanıyorlar. Bir tane büyük burada TI-82 diye bir hesap makinesi var, böyle istatistik için yapılıyor. Hoşuma gitti. Ulan ben çünkü o kadar da kötü değilim. Yapıyorum yani kafamdanmışlar. Türk genci falan, seviniyorum böyle. Başladık türev integral yapmaya. Ha dedim, bunları hani biz geride bırakmıştık. Tekrar gösteriyorlar. O ara türevden, integralden ben kalkulus 2 diye geçiyor. 1 ve 2. B aldım. Çünkü hem lisede görmüştüm bir kere bunları, hem de orada tekrar edilince biraz daha iyi oturmuştu. Bak şöyle bir şey var. Beyinde bir şeylerin marinate olması lazım. Sen ne kadar ittirirsen ittir, o borunun boyu belli. Boru var ya. Oraya ittir. Aşağı, azıcık boruyu aşağı çevir. Yavaş yavaş akıyor. Onu hızlandıramazsın. Sen ittir, oradan gene aynı hızda akıyor. Bunun farkına vardım. Bazı şeyler, mesela Tuğrul abim demişti Samsun'dan, çok sevdiğim bir dostum. Abi fonksiyonları nasıl anladın demiştim. Kendi kendine oldu bir sabah demişti. Hiç unutmuyorum onu. Çünkü hakikaten öyle oldu. Bak fonksiyonları anlamıyorum anlamıyorum. Üniversite 2-3 oldu. Bir şey kendi kendine oturdu. Hakikaten meyvenin oluşması gibi. Zamanından önce olmuyor. Yani lisede, ortaokulda falan filan anlamadıysanız hakikaten zamanı gelecek. Çünkü beyinde o nöronlar henüz daha çalışmamış. Yani soyut düşünme, tamam biliyorum, hikaye mikaye yazabiliyorsun belki. Ama matematiği hayata uyarlama, uygulama zaten yok. Bizim eğitim sisteminde böyle bir vakit yok, böyle bir motivasyon yok. Yok, yok. Mühendis meraklısıysan, mühendislik meraklısıysan, yazılım carçurt kasacaksan, o zaman hani uygulamaya birazcık getirebiliyorsun.
Bir de şunu ben görmüştüm. Trigonometrim de güzelleşti. Çünkü oyun programlıyordum ben sürekli. Ve trigonometriyi ve algebrayı lineer algebrayı sürekli kullanıyordum. Çünkü ekranda karakterlerin hareket etmesi, bir şeylerin büyüyüp küçülmesi, orada bir sinüs dalgası var. Ya da iki şey arasındaki açıyı hesaplamak, oradan oraya atış yapacaksın. Ya da tıkladığın bir yerden bir yere gidecek, orada bir sürü hesaplamalar var. O zaman ha dedim, sinüsünü al, oradan kosinüsünü al, orada bir yol çıkıyor. Yani bir uygulama lazım burada tabii ki de. O yüzden genç arkadaşlarım, yazılıma merak sardınız. Çok iyi yapıyorsunuz. Devam edin. Mühendis olmasanız bile herkesin programlama çalışması lazım. Ne diyor Steve Jobs? Programlama en azından insanlara nasıl düşüneceklerini öğretiyor. Programlama çalışın. Okulda öğrendiğim B kare eksi 4 AC'yi. B kare eksi 4 AC miydi lan? Diskriminant mıydı? En azından bir fonksiyonu yaz C++'da. Ben biraz bunu yapmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Bir denklemin kök. Uygulamak. Yani burada bir şey, birinci şey uygulamak. İki. Dediğim gibi ben lisede ıvır zıvıra vakit harcadım. Ama öyle olması gerekiyordu. Çünkü vücudum farklı. Ben farklıyım. Hayallerim farklı. Konu hakkında çok vakit geçirmeniz lazım. Konuyla ilgili çok vakit geçirmeniz lazım. Etrafınızı onunla doldurmanız lazım. Sevmiyorsanız bile gidin dershaneye oturun. Sorulara bakın. Uyumadan önce bir daha bakın. Rüyanızda onları görün. Yani böyle böyle oturacak bunlar gerçekten. Az önce ittirmeye karşı olduğumu söyledim ama ittirmek de zorundasınız. Bu sefer oraya o bordan akacak bir şey olmuyor. Üniversitede güç bela geçtim. Matematikten yani B'lerle geçtim. Hani çok aşırı iyi değil. Hala da nerede işimize yarayacak bu diyordum. Şimdi sonra Georgia Tech'te master'a başladım 2 sene önce. 2,5 oluyor hatta. Oha bitsin artık. Yapay zeka dersini aldım ya ilk. Bir ayda bütün o lise üniversite matematiğinin üzerinden geçmem gerekti. Ve oldu. Neden oldu? Hepsini uygulamak zorunda kaldım çünkü. İstatistik, probability, şey olasılık falan tam anlamıyordum ya, parayı atıyorum falan. Oradan sonra bitiyordu benim o konu genelde. Hani ezbere yapıyordum artık. İşte P değerini bulalım. Oradan hipotez null mu, reject mi? Sen bunları git baba gibi naive Bayes architecture'larında kullanmaya çalış. Ulan bir oturdu kafama. Ha dedim, işte soygun ihtimali varsa evde alarm çalma ihtimali, onun ona bağlantısı. Onların bir grafikleri çıkmaya başladı birdenbire. Python'da onu oraya yazıyorum. Onun bir tablosu var. O tablonun oraya. Ya da işte bugün yağmur yağma tablosu. Yağmur yağınca işte data çıkma çıkmama tablosu. Bir uygulama gelmeye başladı. Bir de ben bir hevesliyim şimdi. Master yapıyorum. Yapay zeka. O ama. Sonra mesela şey. Optimization. Optimization. Aman aman aman. Simulated annealing. Bir şeyin bir fonksiyonun mesela optimizesini bulacak. Optimize edeceksin ya. Yani maksimum ya da minimumunu bulacaksın. Bak. Burada birdenbire öğrendiğim şeylere bak. Fonksiyon ne işe yarıyor? Ha gördüm. Bir o şeklin bir anlamı varmış gerçek dünyada meğersem. Değil mi? Onu görmek benim kaç 20 yılımı aldı görüyorsunuz. O şeklin gerçek dünyada bir anlamı var. Onu minimize etmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü o bir hatayı temsil ediyor. Bir mesela neural network ile çıktıları arasında değil mi? Nasıl minimize edeceksin? Hani böyle parmağınla nah burada diyemiyorsun. Bunu Python anlat. Nasıl anlatacaksın? Türevini alıyorsun baba. Türevini alınca ne yapıyor? O mesela böyle bir eğim var ya, çat diyor oraya, diyor ki aha sana bir yol. Na buradan yürü. Bir daha türevini alıyorsun, bir daha türevini alıyorsun, bir daha türevini alıyorsun. Her türevini aldığında sana ne tarafa yürüyeceğini söylüyormuş Mersem o. Aman aman aman. Ben bir kafam açıldı. İntegral. Onun sonra alanını bulman gerekiyor. Sonra mesela zincir kuralı. Bak ben hiç anlamıyordum. DX, DY, DY, DL, DTD. Böyle böyle gidiyor. Meğersem Neural Network'ta sen besledin ya buradan veriyi. Burada da label'lara baktın, orada bir hata çıktı ya. Onları geri gönderiyorsun backpropagation. O hataların kimin hangi nöronun hata yaptığını nasıl bulacaksın? Zincir kuralıyla. Çat 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 çat. Yani gene zorlandım bunları yaparken ama en azından ha dedim sürekli. Ya benim son 2,5 yılım sürekli ha demekle geçiyor. Şöyle pişmanım. Keşke şimdiki aklım olsa o lise, üniversite matematiğini yiyip bitirsem. Keşke istatistik üzerine master yapmış olsam, öyle yapay zekaya geçmiş olsam. Keşke elektrik elektronik üzerine okumuş olsam, oradan yazılıma şeye geçmiş olsam. Çünkü o adamlar sinyal minyal işliyorlar. Bak Tolga hep bana anlatır. Ben böyle ağzım açık dinliyorum. Herif böyle her şeyi sinyal olarak görüyor, böyle Matrix gibi. Orada diyor ki abi Fourier transformation yaparım. Manifold çıkar diyor. Bir şey diyor. Oradan bak fonksiyon, grafik çizme, minimum bulma, maksimum bulma, olasılık, istatistik, bunların hepsi bir yerine oturmaya başladı. Kalkulus yerine oturmaya başladı. Sonra şimdi neural network yapıyorsun. Koca koca matrislerle uğraşıyorsun. Resimler işliyorsun. Sesler işliyorsun. Bunların hepsinin temsili var. Bunlar birdenbire bir lineer algebra yerine oturttu mu benim için? Haydi. Bir sevindim. Ha hatta bırak onların bir resmi temsil etmesini, o lineer şey o matrisler işlemleri de temsil ediyor. Acayip bir şey. Geçen hatta Çağatay demişti. Yapay zekada biz esasen bir matris öğrenmeye çalışıyoruz. Hani bununla çarptığın zaman o sonucu verecek bir şey. Teşekkür ediyorum buradan. Bayağı güzel kafam açtı o cümlen. Buradan böyle bir matris operasyonları da kafama oturdu. NumPy sağ olsun, scikit-learn sağ olsun. Bakın arkadaşlar, her yazılımcı bunları yapmak zorunda değil ama İşin biraz daha bilim kısmına girdiğiniz zaman computer science, mesela algoritma hesaplamaları, onların hızları bilmem neleri, logaritmalar için içine giriyor. Oradan ne bileyim onların grafikleri, onların gene minimum maksimum bir sürü şey için içine giriyor. Robotik,
fizik işin içine giriyor. Çünkü sen bir servo motorun zamanlaması, bunu Python'a, şey, bunu C++'a nasıl anlattın, hafızada onun yeri, oradan bir sürü şey uygulamaya başlayınca bunları öğreniyorsunuz. Gelecekte o yüzden şu anda korkuyor bile olsanız, hayallerinizle alakalı bir bölüm seçerseniz, bu mekatronik olur, elektronik olur, yazılım olur, bir şey olur. Merak etmeyin, bazı şeyler yerine oturacak. Korkmayın, panik yapmayın. Dediğim gibi benim matematiğim bir geldi diye ben sevinmiştim. Kalkıp tekme atmıştık birbirimize herhalde sevinçten sınıfın ortasında. Matematiği yani nasıl düzelttim? Uygulamaya başlayınca kendi kendine düzelmeye başladı. Kötü hissettim bile. Çok kötü hissedip sürekli yetişme çabasıyla biraz ekstra çalıştım. Boyutöner başlıyor ya. İşte piyano mu öğreneceğim? Piyano çal. Gitar mı öğreneceğim? Gitar çal. 10 bin saat muhabbeti var ya. O hakikaten doğru. Tabii benim 10 bin saatim kalmadı ama en azından birkaç bin saat harcayın. Harcadım. Korkmayın. Dediğim gibi benim matematiğim bir de şu anda okey bir yazılım mühendisiyim. Mutluyum işimle. Yapay zeka algoritmalarını anlayabiliyorum, çözebiliyorum, üzerine yenilerini yazabiliyorum. Bunları ellerinle çöz, bunun keyfi çok büyük. Lisede şimdi hiçbirinizin vakti yok, ben bunu anlıyorum. Yani vaktiniz çok zor, bir sürü dersi aynı anda anlamak zorundasınız. İdare edin, ezberleyin geçin şimdilik, kızmayın kimseye. Hocaların da suçu değil bu, yani onların da vakti yok. Adamlar da kendileri de zor öğrenmişler, size de zor yetiştiriyorlar. İdare edin, üniversiteye girince zaten bazı konuların derinliğine ineceksiniz, daha iyi anlayacaksınız. Üniversiteden sonra master ya da bilim akademi yürürseniz eğer, asistanlık şu bu. Orada zaten bir şeylerin derinliğine öyle güzel ineceksiniz ki bir şeyin derinliğine inince öbür şeyleri de anlama kapasiteniz çok artıyor. Bunun tadını çıkartın. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için arkadaşlar. Dediğim gibi size bir ders anlatmadım fakat kendi matematik hikayemi anlattım. Neydim, ne oldu? Sıkmayın canınızı. Benimle irtibata geçin. Size tutup da hani A, B'dir falan diye ders anlatamam. Öyle bir vakit yok. Bu kanalda da yok. Bunların zaten ekoloji, mekoloji babalar gibi anlatıyorlar. Babalara geldik mi? Hocalara geldik mi? Çok güzel tutorial'lar var. Maksat benim hikayemi duymuş olun. Korkmayın. Hepiniz benim gibisiniz biliyorum. Lise, hareketli, hızlı yıllar. Geçecek, bitecek. Videoyu bitirelim burada. Beğendiyseniz like'a basın. Beğenmediyseniz dislike'a shift tıklayın. Takip etmeyi unutmayın. Böyle sohbetler yaparız. Yazılım, yapay zeka, Amerika'da hayat üzerine videolar koyuyorum düzenli. Ben Ali Kutlu Özen. Görüşmek üzere. Bunun içinde kahve var mı yok mu? Bilene benden bir İskender.